Türkiye'nin emekçi kadınları birçok alanda olduğu gibi üretimde de ön sırada yer alıyor. İzmir Vatan Partisi Öncü Kadın Heyeti, Uzman Eller Projesi ile kendi besi çiftliğini kuran Duygu Akgün'ü ziyaret etti. 27 yaşındaki genç üretici Duygu Akgün, Buca'nın Kırıklar Mahallesi'nde yaşıyor. Ziraat mühendisliği eğitiminin ardından aldığı destekle üretime katkı sunuyor. Her zaman ineklerimiz vardı birkaç tane. Tabii bu onun üzerine hiç çıkmamıştı. Okulu da zaten ziraat mühendisi olmak istemem de köyde yaşamam, hayvanları sevmemden dolayıydı. Özellikle istiyordum aslında küçük bir çiftlik kurmak. Daha sonra bakanlığın uzman eller projesini duydum. Ben de başvurmak istedim. Belki hak kazanabilirim, belki gerçekten bu benim için bir başlangıç olur dedim. Besicilikteki girdi fiyatlarının kendilerini zorladığını belirten Aygün, Vatan Partisi Öncü Kadın'ın kendilerini ziyaretinden ötürü memnuniyetini dile getirdi. Yem fiyatlarından çok müzdaribiz. Yem fiyatlarında çiftçiye destek olunmasını istiyoruz. Süt fiyatları çok düşük. Biraz süt fiyatlarına destek istiyoruz. Gerçekten çok gurur duydum. Belki birilerine bir ilham kaynağı olurum. Görürler, ben de yapabilirim derler. Gerçekleştirdikleri ziyareti değerlendiren Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nuriye Kadan, üretici desteklerle yeniden baş tacı olacak dedi. Bugün gerçekten çok mutlu oldum. Burada Duygu arkadaşımızın yaptığı başarıyı görünce, genç kadınların, üniversite mezunu bu konuda yetkin, alanında yetkin kadınların bu projelerle bu başarılara imza atması gerçekten ekonominin de kalkınmasını sağlayacak ve üretiminde tabii baş tacı şeklinde olacak. Ekonomik krizden çıkış yolunun üretimle olacağını vurgulayan Vatan Partisi Buca İlçe Başkanı Sebahat Kılıç, üreticiye her aşamada destek olunması gerektiğini ifade etti. Planlı üretim ekonomisini Türkiye'de hayata geçirmek zorundayız. Çünkü gerçekten köylümüzün, üreticimizin dayanacak gücü kalmadı. Eğer içinde bulunduğumuz bu ekonomik krizi atlatmak istiyorsak devlet maliyet enflasyonunu göze alacak. Ziyaret sonrasında İzmir Doğal Ürünler Üretim ve Tüketim Kooperatifi de genç üreticiyle süt alımı konusunda anlaştı. Bu haftadan itibaren ineklerini, sütlerini kooperatif olarak alacağız, anlaştık onlarla. Yani bizim sözleşmeli üreticimiz haline gelmiş olacak.